Mersin'de ne yana bakarsanız geçmişi binlerce yıl öncesine giden antik kentler, ören yerleri ve kalıntılar görüyorsunuz. Bunların birçoğundan sadece uzmanların ve meraklıların haberi var. Oysa bunların her biri görülmeye değer antik miraslar. Dağlık Kilikya'nın güzel kenti Diyokaizerya, yani Uzuncaburç'un kendi başına bir şehir haline gelmeden önce bağlı olduğu ana yerleşim noktası Olba Antik Kenti de tanınmayı ve araştırılmayı bekleyen bu önemli miraslar arasında. Olba Antik Kenti, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Örenköy'de bulunuyor. Antik dönemde Olba Krallığı'nın merkezi ve önemli bir ticaret kenti olan Olba, aynı zamanda dini açıdan da önemini korumayı başarmış. Antik şehirdeki kültür varlıklarıyla ilgili ilk incelemeler 1930'lu yıllarda gerçekleştirilmiş. Bir tepe üzerine kurulu kentten günümüze kadar ulaşan yapılar arasında özellikle tiyatrosu oldukça iyi durumda. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan başlıca anıtlar arasında yer alan tiyatro, Roma yönetiminin izlerini taşıyor. Kültürel yapı ve gündelik yaşamı anlatmak için önemli bir fırsat sunan tiyatronun bir kısmı hala ayakta. Antik kentin en önemli yapı ve anıtları Roma İmparatorluğu'na ait. En dikkat çekici yapı olan çeşme, Septimus Severus zamanından kalma. Lamas çayından alınan su, bugün yıkık olan görkemli bir kemerin yardımıyla şehrin çeşmesinden akıtılmış. Doğudaki Limonlu Irmağı üzerindeki Kızılgeçit kaynağından taşınan su, çok katlı bir kanalla Olba'ya getirilmiş. Olba Akropolis'ine suyu ileten su kemerinin üzerindeki yazıtta yapının milattan sonra 198 ile 211 yılları arasında yapıldığı belirtiliyor. Su kemerinin korunması için kuleler yapılmış. Ayrıca kentin dört bir yanına dağılan farklı tiplerdeki mezarların oluşturduğu mezarlık alanları, basit kaya mezarları ve lahitlerin yanı sıra anıtsal yapılardan oluşuyor. Nekropol alanı vadi boyunca uzanıyor. Olba geçtiğimiz günlerde ince işçilikle yapılmış muhteşem güzellikteki mozaik buluntularla gündeme oturmuştu. Uzmanlar bu güzelliklerin devamının geleceğine kesin gözüyle bakıyor.